İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı ile birlikteyiz. Bugün Lütfi Bey ile tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği kabine toplantısına dair konuşacağız. Bugün merhabalar Lütfi Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Bugün kademeli normalleşme çerçevesinde bir kabine toplantısı gerçekleştiriliyor şu an. Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Siz buna dair ne düşünüyorsunuz? Neler çıkacak sizce bu toplantıda? Şimdi bu toplantıda ne konuşulacağı konusunda çok ayrıntılı bir bilgimiz yok. Sadece Sağlık Bakanımızın bir takım açıklamaları var. Ama bir süredir özellikle yerinden karar şeklinde bir uygulamaya geçileceği ve iller bazında bir takım değerlendirmeler yapılacağı ve bu çerçevede de bir takım tedbirlerde gevşeme ya da devam kararının alınacağı şeklinde duyumlarımız var. Bunları biz de şu anda bekliyoruz. Henüz biz bu konuda hani net bir şeyimiz yok. Ancak tabii ki kaygılarımız var. Bunu da zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz. Burada alınacak bütün kararların sahadan alınan verilerin bilimsel bir analizinin yapılması ve toplum sağlığı öncelenerek kararların alınması, daha önce Haziran'da yaşadığımız gibi hani başka bir takım kaygıların, örneğin ekonomik kaygılar ya da bir takım siyasi tercihler çerçevesinde değil, tamamen toplum sağlığı öncelenerek alınmasının mutlaka şart olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet. Şimdi toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak illeri ayıracaklar koronavirüs risklerine karşı. Şimdi burada lokantaların açılmasından işte yüz yüze eğitime geçilmesine, hafta sonu kısıtlamalarından hafta içi kısıtlamalarına pek çok karar alınması bekleniyor aslında. Sizce geçilir mi? Yani eğitimde yüz yüze geçilir mi? Hafta sonu kısıtlamaları kalkar mı? Veya bunun kalkması ne kadar doğru olur? Şimdi bu iller bazındaki açıklamalarda da gördüğümüz gibi, vaka sayılarına göre yapılan sınıflandırmalarda da gördüğümüz gibi ülkenin her tarafındaki vaka sayıları aynı değil. Evet. Bazı yerlerde gerçekten çok düşük vaka sayıları var. Bazı yerlerde ise ürkütücü vaka sayıları var. Dolayısıyla bütün bu kararlar bu çerçevede alınması gerekiyor. Örneğin düşük riskli olarak belirtilen illerde tabii ki bir takım gevşemeler, bir takım uygulanan tedbirlerden geriye dönüşler olabilir. Ama İzmir üzerinde baktığımızda İzmir'de şu anda 100.000'de 42.69 gibi bir oran var. Ve bu oranıyla İzmir yüksek riskli iller arasında sayılıyor. Tabii bu açıklama aslında karar vermek için ne kadar yeterli, o da tartışılır. Çünkü biz hep bunu aslında savunduk. Yani bu kararların ülke genelinde, tüm ülkede aynı anda değil, illerin, yörelerin özelliklerine bakılarak karar verilmesinin doğru olacağını belirtmiştik. Ve nihayet Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları'nın ısrarla söylediği bu konuya geç de olunsa uyuldu. Ancak burada hala bir şeffaflık olmadığını görüyoruz. Yani bu paylaşılan veriler yeterince karar vermek için çok da uygun değil. Örneğin İzmir'de vaka sayısının 100.000'de 44.69 olduğu söyleniyor ki bu yaklaşık haftalık 2000'e yakın, 1900 gibi bir vakaya karşılık geliyor. Günlük olarak da işte 270 gibi bir vaka var. Tabii bu vaka sayılarına kaç test yapılarak ulaşıldı, bu çok önemli. Çünkü test sayısını artırdıkça vaka sayılarımız artacaktır. Ve İzmir'e baktığımızda İzmir'de örneğin Aralık ayında yaklaşık günde 15.000 PCR testi yapılıyordu. Şu anda her ne kadar bu konu, bu sayılar bizimle hala paylaşılmasa da 3-4.000 gibi bir test sayısı var. Dolayısıyla, peki sizce hastalık şikayetiyle insanlar gitmediği için mi test yapılmıyor, yoksa buna yani test mi yok ellerinde devlet? Şimdi bunun tabii gerçek nedenini bilemiyorum ama şöyle bir durum var. Zaten yöneticilerin de test politikalarında ciddi değişiklikler olmuştu süreçte. Örneğin COVID hastasıyla yakın temasta olan kişilere bile test yapılmadı. Dolayısıyla 200 binlere yakın test yapılırken Türkiye'de de
Şu anda 100 binler civarında bir test var. Test sayısını azalttığınız zaman vaka sayıları düşük olur. Örneğin İzmir'deki bu 4000 civarında yapıldığını tahmin ettiğimiz test sayısı 15 binlere çıktığında o vaka sayısı 100 binde 44'ü çok daha fazlasıyla aşacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla test sayılarının, test pozitiflerinin açıklanması gerekiyor. Bunları bildiğimiz zaman İzmir'deki gerçek durum hakkında biraz daha net bir fikir sahibi olabiliriz. Bu çerçevede baktığımızda şunları genel olarak söylemek mümkün. Bir, evet Aralık ayına göre vaka sayılarında düşme olmakla beraber özellikle son 15 gündür vakalarda bazı illerde tekrar artış var. İzmir'de bir artış olmasa da bir azalma da yok. Yani İzmir'de tablo şu anda bir plato çizmekte. Bütün bunları göz önüne aldığımızda pandeminin daha geçmediğini, pandeminin devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. Evet. Ve bilimsel verilere dayanmadan, bilimsel veriler henüz bir açılımı göstermeden yapılacak açılımlar, Haziran'da yaşadığımız, Haziran sonrasındaki kötü deneyimlerimizi mutlaka hatırlamamız gerektiğini düşündürüyor. Hatırlarsınız Haziran'da da henüz bilimsel veriler bir açılım için yeterli olmamakla beraber turizm sezonunun başlayacak olması ve ekonomik kaygılarla bir açılım yapılmıştı. Ama Eylül ve Ekim aylarında gördük ki çok ciddi vaka artışları oldu. Bu yüzden bu açılım kararının çok dikkatli bir şekilde iller bazında buradaki sahadan alınan verilerin gerçekten bilimsel analizleri çerçevesinde ve tekrar belirtmek istiyorum toplum sağlığı gözetilerek verilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bakıldığında bazı illerde sınırlı bir takım gevşemeler yapılabilir. Eğitim tabii ki çok önemli bir konu. Eğitim çok aksadı. Evet. Uzun süredir bir yüz yüze eğitim gerçekleşmiyor. Çocuklarımız bu konudan çok mağdur. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız biliyorsunuz evlerindeler ve onların hem nörolojik bedensel gelişimlerinde hem de ruhsal gelişimlerinde okul hayatı çok önemli bir yer tutuyor. Kaldı ki bu yaş grubunda enfeksiyon ya da bulaştırıcılığın daha düşük olduğunu da biliyoruz. Gerekli tedbirler alınarak eğitim tekrar değerlendirilebilir. Gerekli tedbirler deyince tabii ki okulların fiziki yapısı çok önemli. Dersliklerin durumu çok önemli. Fiziksel mesafenin korunduğu sayıda sınıfların oluşturulması, gerekirse çift tedrisata geçilmesi önemli. Servisler çok önemli. Çocukları özellikle taşımalı eğitim yapılan bölgelerde mutlaka bu servislerde de pandemi kurallarının uygulanması gerekiyor. Okullarda gerekli hijyenik altyapının, tuvaletlerin, lavaboların, bununla ilgili gerekli antiseptik solüsyonların hazır bulunması gerekiyor. Ve öğrencilere mutlaka yeterince koruyucu ekipman, maske dağıtımının yapılması gerekiyor. Tabii ki çok önemli bir konu. Gerek öğretmenlerin, gerekse eğitim sektöründe çalışan bütün emekçilerin aşılanması gerekiyor. Evet. Henüz şu anda bir ciddi oranda aşılamada söz konusu değil. Bütün bunlar sağlandıktan sonra pandemi şartları da dikkate alınarak tabii ki eğitime bazı yerlerde başlanabilir. Ama salgının şiddetlenmesiyle beraber tekrar bir değerlendirme yapılıp ara verilebilir. Kısacası şartlar, şartların uygunluğu, vaka sayıları gibi birçok parametre birlikte değerlendirilerek eğitimin yüz yüze olup olmaması konusu tekrar gözden geçirilebilir. Şimdi Lütfü Bey, sağlık örgütlerinden de bir normalleşme uyarısı geliyor ve mutant virüsün yayılabileceğini söylüyorlar. Evet. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutant virüs konusu giderek önem kazanıyor. Evet. İlk defa İngiltere'de işte İngiltere varyantı dediğimiz virüsün Eylül ayından itibaren görülmeye başlandığı ama Kasım ayında özellikle İngiltere'nin Kent bölgesinde ciddi bir dominantlık kazandığı, baskın bir hale geçtiği, önceki virüsün yerini aldığını biliyoruz. Bununla beraber başka varyantlar, Güney Afrika varyantı ya da Brezilya varyantı da çıktı. Tabii bu mutasyonları ne kadar çok sekans analizi yaparsanız, yani mutasyon yönünde test yapar araştırırsanız o kadar çok bulabilirsiniz. Örneğin Türkiye'de bu konuda yeterli bir test yapılmıyor. Sekans analizleri bildiğim kadarıyla
Rutin olarak Ankara'da yapılıyor. Diğer illerde tek tük örnekleri var. Dolayısıyla mesela bir Türkiye varyantı var mı yok mu bilmiyoruz. Türkiye'deki enfeksiyon salgınlar sırasında da bir takım mutasyonların olmuş olabilme ihtimali var. Ama özellikle Avrupa'ya baktığımızda bu mutasyon kaynaklı enfeksiyonlarda şiddetlenme var. Bizzat Sağlık Bakanı'nın da yaptığı açıklamada bu mutasyona ait enfeksiyonların giderek Türkiye'de de önem kazandığı ve 40'tan fazla şehrimizde bu mutant virüslerin olduğu söylenmekte ki İzmir'de de var. Yapılan. Öyleyse kaç yıl daha mücadele edeceğiz sizce bu virüsle? Şimdi tabii bu konuda süre koymak çok şey değil, mümkün değil. Ama bir, eğer toplumsal bağışıklığı aşılamayla sağlayabilirsek en kısa süreçte ve pandemi kurallarını gevşemeden fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına katı olarak uygularsak tabii ki bu virüsü yok edebiliriz. Çünkü mutasyonlar enfeksiyon uzadıkça, salgın devam ettikçe ortaya çıkan değişimler. Dolayısıyla eğer enfeksiyonun hızını kesebilir, salgını yavaşlatabilirseniz mutasyon oluşumlarında büyük ölçüde engelleyebilirsiniz. Mutasyonla mücadele de gene salgınla mücadeleyle paralel bir konu. Yani o yüzden bir an önce gerek fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor aşı olsak bile. Gerekse aşıyla hızlı bir toplumsal bağışıklık sağlayarak pandemi mücadelesinde çok önemli mesafeler kat edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi aşı demişken aşıda patent meselesine de gelmek istiyorum Lütfi Bey. Aşı temininde zaten pek çok başarısızlıkla karşılaşıyoruz ve şöyle bir şeyle de karşılaştık. Avrupa Birliği pandemi sürecinde bile aşı patentlerinden vazgeçmedi. Bütün dünya vazgeçmedi. Evet, vazgeçmiyorlar bu konuda, patentlerden. Bu konuda başvurular da olmasına rağmen. Böylece salgının küresel iyileşmesi aslında sağlanamıyor. Yani bu küresel iyileşmeyi sağlayamadığımız sürece de bu virüsten kurtulamayacakmışız gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok doğru bir noktaya değindiniz. Öncelikle tabii şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Pandemi küresel bir sorun. Evet. Çözüm de küresel olmak durumunda. Ve bizzat Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın açıkladığı bir konu var. Pandemi sürecinde iyi bir ahlaki sınav vermedik diyor. Ki bunun gerçekten çok acı örnekleri var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri, gelişmiş ülkelerinden 14 tanesi aşının yarıdan fazlasına şu anda sahipler. Evet. Kanada ya da İngiltere vatandaşlarına yetecek aşı dozunun 3 katını, 5 katını, 8 katını sipariş ettiler. Ve şu anda isteseniz de aşıya ulaşabilmeniz mümkün değil. Kaldı ki dünyanın yoksul ülkelerinin zaten ekonomik olarak böyle bir aşı siparişi vermeleri de pek söz konusu değil. Bu tabii bize şunu getiriyor. Sağlık bir haktır. Sağlık bir ticari faaliyet olarak düşünüldüğünde alınıp satılan bir meta olarak değerlendirildiğinde ne yazık ki bu ahlaki çöküşü çok net bir şekilde görmekteyiz. Pandemi bize neoliberal sağlık politikalarının nelere yol açabileceğini gösterdi. Tabii ki aşı kamusal bir üründür. Aşı bir haktır. Bunu bir ticari faaliyet, patent benim ve ben ne kadar üretirsem o kadar aşı veririm denmesi gerçekten ahlaki açıdan çok sıkıntılı bir durum. Örneğin bu aşı üreten firmalardan özellikle etkin olduğu, yan etkisinin olmadığı düşündüğümüz aşıların şirket sahipleri bu patent yasasını kaldırsalar şu anda tüm dünyaya yetecek miktarda aşıyı çok hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde üretebilmemiz ve pandemiyi yok edebilmemiz söz konusu. Ama ne yazık ki bir kar mantığı göz önünde tutulunca yani insan odaklı değil de kar odaklı bir yaklaşım ortaya çıkınca böyle ahlaki bir takım sıkıntılar kendini göstermekte. Evet. Pandemi sürecinin belki de bize gösterdiği en önemli şeylerden biri. Sorunlar zaten vardı ama bunları daha görünür bir hale getirdi. Örneğin Türkiye'de de dünyanın birçok kentinde de ülkesinde de koruyucu hekimlik biraz ikinci plana atılmıştı. Daha çok kar getiren tedavi edici hekimlik ön plana çıkartılmıştı. Örneğin Amerika sağlık altyapı yatırımlarıyla tabii Türkiye'de çok övünmekteydi ama bu pandemide
en çok vakaya Amerika'da rastlandı. Şu anda birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, ki yıllardır Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları bunu söyler, dile getirmemize rağmen pandemide ne yazık ki bu acı gerçeği toplum olarak hep birlikte büyük bedeller ödeyerek yaşıyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Aslında insanlığı bitiren virüs değil, para kazanma hırsı, kar hırsı. Evet, yani şimdi sağlığa bir ticari faaliyet olarak bakmak ve bundan kar etmeyi düşündüğünüz anda ne yazık ki insan odaklı olmayıp böyle bir ticari faaliyet ve kar elde edebilmek ön planda tutulduğunda böyle çok sıkıntılı bir süreç dünyada yaşanmakta. Evet. Bugün İzmir Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Kabine toplantısından sonra gerekli adımları atacağını söylediler. Evet. Sizce neler alınacak, ne önlemler alınacak ve aslında alınmış önlemler yeterli miydi? Şimdi tabii iller bazında değerlendirme ya da yerinde değerlendirme stratejisine geçildikten sonra il hıfza kurullarının önemleri çok artıyor. Hı hı. Çünkü il bazında değerlendirmeler yapılacak. Yani İzmir İl Hıfza Kurulu, ki biz öyle temenni ediyoruz, inşallah öyle olur. Yani bir karar verirken Manisa İl Hıfza Kurulu belki başka bir karar verecek. O ilin, o yörenin özelliklerini göz önüne tutarak. Şu ana kadarki sürece baktığımızda ne yazık ki İl Hıfza Kurulları böyle çalışmadı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeleri İl Hıfza Kurulu kararları şeklinde çevirdiler. Hı hı. Ve bunlar bütün Türkiye'de hiçbir yöresel fark, vaka sayıları vesaireler gözetilmeksizin uygulamaya geçildi. Şimdi evet, il bazında bir değerlendirme yapılacak ama İl Hıfza Kurulları'nın yapısını da gözden geçirmek gerekiyor. Örneğin İzmir Tabi Odası İl Hıfza Kurulu'nda şu an için fiilen yok. Daha önce bizler İl Hıfza Kurulu'nda vardık. Ancak bu İl Hıfza Kurulu'nun toplanmaması, konuları müzakere etmemesi konusundaki itirazlarımız ve bazı alınan kararları, örneğin halı sahaların açılması meselesine düştüğümüz şerhler sonrasında İl Hıfza Kurulu'ndan çıkartıldık. Şimdi bizim görüşümüz şu: İl Hıfza Kurulu bu süreçte önem kazanacak. Dolayısıyla tabip odaları, sağlık meslek örgütleri, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologların mutlaka bu kurulda olması gerekiyor. Hı hı. Bu kadar önemli kararların alınacağı bir kurulda sağlık meslek örgütleri, ki başında tabip odası geliyor, olmaması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Peki oda olarak son 2 aydır herhangi bir vaka sayısını açıklamıyorsunuz. Bunun belli bir nedeni var mıdır? Biz genel olarak açıklıyoruz. Yani örneğin hani medyada ve ya da sosyal medyada vaka sayılarında örneğin Aralık ayından itibaren giderek bir düşüşün olduğunu, örneğin Aralık ayında yapılan testlerde 100 testten 35 ila 38'inin pozitif çıkarken bugün bu oranın %7 ila 10 arasında değiştiğini, günlük vaka sayılarında 200 ile 300 arasında değiştiğini aslında açıkladık. Tabii bunlar bizimle paylaşılan bilgiler değil. Hı hı. Hep ısrar etmemize rağmen ne yazık ki şeffaflık hala gerçekleşmiyor ve bu vaka sayıları bizle ve kamuoyuyla tam olarak paylaşılmıyor. Bunlar bizim sahadan elde edebildiğimiz kısıtlı veriler. Evet, Şubat ayına kadar, Şubat ayının ilk haftasına kadar İzmir'de bir vaka sayılarında azalma, test pozitiflerinde bir düşme oldu. Günlük 5000'ler civarında olan COVID hastalarının sayısı 300'lere kadar geriledi. Ama daha aşağıya inmedi. Ve hala COVID hastası var. Hala COVID nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Bu da bize mevcut tedbirlerle buraya kadar belki gelebileceğimizi söylüyor. Evet. Aslında bu alınan tedbirleri biz çok yeterli görmemiştik. Yani tabii ki olumlu bir gelişmeydi belli kısıtlamalar ama bizler tam kapanmayı önermiştik 14 gün süreyle. Ve şu anda İzmir'de vakalarda düşüş söz konusu değil. Evet. Bir yatay paralellik var ve mutasyon virüsünün giderek artan etkisini görüyoruz. Yapılan örneklemelerde başlangıçta pozitiflerin yaklaşık %5'inde mutasyona rastlıyorduk.
En son bu %30-35'lere kadar çıktı. Yani tabii alınan örnekler çerçevesinde. Mutasyon İzmir'de de yavaş yavaş gerek İngiltere varyantı gerekse diğer varyantlar görülmeye başlandı. Bu yüzden İzmir'de bir vaka artışının olabileceği kaygımız var. Dolayısıyla vaka sayılarını elde ettiğimiz sürece sahadan kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu konudaki doğru bilgilendirme görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Halkapınar'da AKP İzmir İl Kongresi gerçekleştirildi ve kongre lebalep doldu. Evet. Yani hiçbir pandemi kuralını da tanımadılar. Herkes yan yana oturdu. Basın çalışanlarına yaptırdılar koronavirüs testini ama vatandaş test olmadan girdi o alana. Evet. Ve ilk vakada çıktı. O alana giren vatandaşlardan bir tanesinden ilk vaka çıktı geçtiğimiz günlerde. Siz bu konuya dair ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir tedbir alıp bu tedbirlere de vatandaşların uymasını istiyorsak yönetici olarak başlangıçta bizlerin bu kurallara çok iyi uyması gerekir. Buradaki çifte standartlar tabii ki kamuoyunu hem çok üzer hem de bu tedbirlere uyma konusunda bir gevşeme, bir rehavet oluşmasına sebep olabilir. Şimdi kapalı salon toplantıları benim bilebildiğim kadarıyla yapılamıyor. Bu yüzden birçok dernek, birçok demokratik kitle örgütü, örneğin Baro, seçimlerini yapamadılar. Yapamıyorlar, hala yapamıyorlar. Neden? Çünkü kapalı salon toplantılarına izin verilmiyor. Şimdi durum böyleyken parti mitinglerinde 8 bin, 10 bin kişinin toplandığı bir takım kontrolsüz kalabalıklar pandemi açısından oldukça sıkıntılı görüntüler ve bizzat Sağlık Bakanı böyle bir cenaze törenine katıldığı için özür diledi. Bunu öngöremediğini söyleyerek. Özür dilemek bir yönetici için bence çok yeterli değil. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Kaldı ki bu örnekler bütün kamuoyunun tepkisine rağmen de devam etti. Hala da yapılıyor. Gerçekten üzücü. Örneğin İzmir'de yapılan kongrenin 10-14 gün sonra bir şekilde sonuçlarının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Biz bunu yaz aylarında da gördük. Kurban Bayramı'nda gördük, bir takım açılışlarda, cenaze törenlerinde gördük ve sonrasında vaka artışları olacağını da belirtmiştik ve arttı. Dolayısıyla böyle durumlar gerçekten kamuoyunun vicdanında ciddi yaralar oluşturuyor. Ve artık siz o vatandaşın halaylar çekmesine, düğünler yapmasına, taziyelerde kalabalıklaşmasına nasıl engel olacaksınız? Bu çifte standarttan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz Lütfü Bey katıldığınız için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak? 14 Mart yaklaşıyor. 14 Mart'lar sağlık çalışanları için taleplerinin dile getirildiği, Türkiye'deki sağlık ortamına ait görüşlerinin yüksek sesle ifade edildiği günlerdir. Sadece bir bayram değildir. Özlük haklarımız, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hakkı için doğru bildiklerimizi bu süreçte açıklarız. İzmir Tabip Odası da bir 14 Mart etkinlikleri hazırladı. Yani 14 Mart Tıp Bayramı Haftası diyebileceğimiz. Tabii ki Türk Tabipler Birliği de hazırladı. Bu süreçte paneller, söyleşiler, bir takım yarışmalar İzmir Tabip Odamız tarafından önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklanacak. Bütün vatandaşlarımızı, tabii ki basını bu etkinliklere katılmaya, izlemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.